Bağımsız Türkiye Partisi 31 Mart mahalli idareler seçimlerinden çıkan sonucu değerlendirdi. BTP Genel Başkanı Profesör Doktor Aydarbaş'ın da katıldığı değerlendirme toplantısı Trabzon'da gerçekleştirildi. Toplantıya Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurmay kadrosuyla seçimlere katılan belediye başkan adayları katıldı. Programın son bölümünde BTP Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş konuştu. Oylarının görünenden kat kat fazla olduğunu ifade eden Profesör Doktor Haydarbaş şunları söyledi. 2015 yılında aldığımız oyu 336 kat katlamışız. Bize ciddi bir yöneliş oldu sevgili arkadaşlar. Mesela Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Aydın, Balıkesir, Bursa, Konya, Malatya, Artvin, Samsun, Şanlıurfa, Yozgat, Kayseri, Kırklareli, Denizli, Erzurum, Osmaniye, Muğla. Ya biz bunların çoğuna gitmedik. Hatta uzaktan selam da bile vermedik. Bunlar devrim yaptılar. 40 kat, 50 kat, 70 kat oyları artırmışlar. Konuşmasında Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizi değerlendiren BTP lideri önce milli ekonomi modelinin dünyadaki etkilerini anlattı. Ekonomi benim sistemim dünyada bir tane. Yani bugün dünya bir araya gelse Haydar Hoca'nın sistemi gibi bir ekonomi modeli ortaya koyamaz. Bu mümkün değil. Allah bunu bana nasip etti. Bunun arkasında o kadar mühim gerçek var ki bütün dünya Briç adı altında bir araya geliyor. Mesela Rusya bunun başını çekiyor. Çin içinde efendim fevkalade bir yeri var bu toplumun. Hindistan öyle, Brezilya öyle, Güney Afrika öyle. 4 milyar insan. Yani şu anda 4 milyar insan bu sistemden besleniyor. Rusya bununla kalkındı. Batan Rusya bizimle birlikte dünya lideri oldu. Putin 3 defa Amerika'da dünya lideri seçildi. Öyle değil mi? Evet. Kimin sayesinde? Bunu onlar da söylüyor. Yanlış anlamayın. Şimdi arkadaşlar, peki Rusya'yı geçen oldu mu? Hayır. Oldu mu? Evet. Korkuyorlar konuşmayı. Ya Çin geçti. Niye? Amerika Rusya'yı batırmak istedi. Rusya bu sefer tüketimi hızlandırdı. Ne maaş veriyordu? 50 dolar, 60 dolar maaş veriyordu. Çin 50 dolara bıraktı. 2000 dolar, 3000 dolar maaş vermeye başladı. Milletin karnı doydu, gözü doydu. Tabii harcaması güçlendi. Pazara gidiyor, çoluk çocuğuna istediğini alıyor. İstediğini yediriyor. Hem gıda üzerinden, hem giyecek üzerinden, hem tüketim mamulleri üzerinden her şeyi devreye koyuyor. Bir de baktı Amerika ki ula benim işte 5 yıl evvel, 6 yıl evvel gördüğüm Çin değil bu. Çin zenginleşti. Niye? En büyük kaynak neydi? Tüketimdi. Arkadaşlar size bunlar çok basit geliyor. Bunları ortaya koymak. Bu tabi devrim, bir tane devrim değil. 50 tane devrim. Profesör Doktor Haydarbaş değerlendirmelerin ardından Türkiye'nin tek çıkış yolu BTP kadrolarıdır dedi. Öyle bir girdaba girdik ki hadi çık işin içinden çıkabilirsen. Hiç endişe etmeyin. Bunlar ne kadar batırırsa batırsın Türkiye'nin dimdik ayağı bizim. Kadromuz hakikaten dört dörtlük. Hiç kuşkunuz olmasın. Türkiye'yi yönetenlerin borç para aradığını ifade eden Baş, bu işi ancak biz çözeriz dedi. Dünya ve Türkiye paraya sıkıştı. İşin içinden çıkmaları asla mümkün değil. Faizler bilmem %40'a mı çıktı? Evet. Nereden verecekti bu %40 faiz? İnşaatçılar da battı.
ticaretçiler de baktı. Tarım konusu zaten baştan baktı. Ne dedinse? Sanayici çoktan baktı. Bunları çıkarmalar asla mümkün değil arkadaşlar. Herkesin bize ihtiyacı var. Bu dediğimi anlıyor musunuz? Evet. Neymiş? Herkesin ihtiyacı var. Kesinlikle bunda kuşkunuz olmasın. Bu işi biz yaparız.